Sevgili dostlar, selamlar. Fotoğraf çok güzel bir sanat değil mi? Ben bayılıyorum. E i̇nanıyorum ki çok insan bayılıyor ama çok da kafa karıştırıcı olmayı becerebiliyor değil mi? Yani bugün fotoğraf makinesi almaya karar verdiğinizde karşınıza bir ton anlaşılmaz terimlerle karşılaşıyorsunuz. İşte 35 milimetreymiş, yok crop sensörmüş, yok orta formatmış. Bu aslında hiç de o kadar kafa karıştırıcı değil. Ben bugün o bütün o kafa karıştıran bütün detayları aydınlatacağım. Ama önce Ben Erdin Çamaş. Fotoğraf çekmek olayı hoş geldiniz. E, fotoğraf kavramını anlayabilmek için birazcık tarihçesini e, incelemek lazım. Fotoğrafçılık 1800'lerin sonlarında <laughs> çok basit bir biçimde cam bir levan üzerine uygulanan ince bir tabaka. O tabaka da çok merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. Gümüş halojenür kristal emülsiyon tabakası uygulanıyordu. Bu tabaka ışığa hassas olduğu için ışıkla temasında kimyasal reaksiyon gösteriyordu ve bu şekilde ilk siyah beyaz fotoğraflar ortaya çıktı. Sonra plastik diye bir madde çıktı ortaya. Aynı emülsiyonu bu sefer plastik film, makara filmlerinin üzerine sürmeye başladılar. İlk makara filmler, siyah beyaz filmler ortaya çıktı zaman içerisinde e, bu tabakaları bu sefer pigmentleştirerek yani kırmızı, yeşil ve mavi pi pigmentli bu sefer üç tabaka haline getirdiler. E, bu da RGB kavramını ortaya çıkarttı. Ama şeye dönelim. Şimdi 35 mm kavramı neydi? Filmler 35 mm elindeydi. Ve ilk çekilen kareler, kare. Fotoğraf karesi de oradan kalmadır. Her ne kadar bugün e, fotoğrafınızın formatı kareden dikdörtgene geçtiyse de. Kare formatı İlk fotoğraf formatı olduğu için bir 35 milimetre, 35 milimetrelik bir alana fotoğraf kaydettiği için 1904'te uluslararası standart haline getirildi. 35 milimetre standardı. Daha sonra tabi farklı filmler de geliştirildi. 16 milimetre, 24 milimetre, 35 milimetre, 62 milimetre. Ama 35 milimetre standart hep o standart olarak kaldı. Şimdi farkındaysanız çok da yabancı olmadığınız rakamlar telaffuz ettim sizlere. Bir saniyenizi alayım. Şu bir anlık bir e, ekran ekranımıza dönelim. Tabii bizi ilgilendiren bölüm bölüm burası. Şu 16 mm, 24 mm, 35 mm, bu işte 45 mm ki bu 50 mm tekabül ediyor ve 62 mm. 16 mm ilk 35 mm'den sonra bu APS-X filmleri ortaya çıktı. Ondan sonra da bu 62 mm filmler ortaya çıktı. 46'lardan önce. Uzatmayalım. 26'lık 26'ya 26'lık bir fotoğraf alanı kaydedebiliyordu bu filmler. Bugün sensörlerle filmlerin arasında ciddi bir bağlantı var. Çünkü filmler kalktığı andan itibaren sensörlerle yer değiştirdiler. Ve sizin bugün sensörünüzün ölçüsüne göre bu standartlar uygulanmaya devam edildi. Dijital dünyaya geçildiği zaman ve sensör dünyasına ilk geçildiği zaman 35 mm standardı devam ettiği için ilk sensör 35 mm'lik sensörleri full frame adını verdiler yani tam kare. Daha sonra çıkan e, sensörler sırasıyla crop sensör dedikleri yani 24 mm'lik sensörler e, Micro third dedikleri 16 mm'lik sensörler ve 35 mm'den daha büyük olan orta boy yani orta format dedikleri medium format sensörler ortaya çıktı. Onu daha iyi anlayabilmek için ben size şöyle bir e, diyagram hazırladım. Diyagram hazırladım. Bu diyagramda da göreceğiniz gibi beyaz alan medium format, mavi alan full frame, crop sensör sarı, micro four pembe olan alan. Yani 35 milimetrelik bir film ile daha doğrusu bir lens ile özür dilerim yaptığınız çekimlerde farklı e, sensörlerden farklı görüş alanları yakalarsınız. Bunu daha da geliştirelim. Bu bizim full frame'imiz ise, bu bizim medium formatımızdır yani bir büyük karedir. Full frame'in bir küçük karesi olan crop sensör size bu alanı verir ve micro four third dediğiniz sensör de bu alanları verir. Yani aşağı yukarı çarpanları bir buçuk gibidir. Ama full frame ele alındığı andan itibaren bir buçuk misli büyüğü medium formattır. Bir buçuk, küçü, bir buçuk misli küçüğü crop sensördür. Ve full frame'e göre de iki misli küçüğü de micro four third dedikleri formattır. Şimdi siz sorabilirsiniz ya bu, kadar farklı sensörler niye var? Efendim söyleyeyim çok basit. Full frame'ler genellikle profesyoneller tarafından daha ziyade böyle portre çekimlerinde ve normal düğün çekimlerinde, model çekimlerinde, ürün çekimlerinde tercih edilirken bunun bir sebebi var tabii. Daha büyük sensör daha büyük piksel demektir. Daha fazla piksel demek değil. Çünkü sizin piksel sayınız crop sensörde de aynı olabilir. Hatta daha fazla olabilir. E, ee, oranla, full frame oranla. Avantajı piksel ebatının daha büyük olmasından dolayı ışığı daha çok algılamak. Dolayısıyla da ISO performansı full frame'in crop sensöre göre daha başarılı olduğundan bahsedilir. Bu demek değil ki crop sensörün ISO performansı normal çekimlerde yetmiyor. Bugünkü teknolojide inanılmaz ISO performansları yakaladı, yakaladı çünkü e, sensörler. Şimdi insanlar hangi sensörleri niye tercih ederler? Birincisi Micro Four Third'ler bugün meşhurdur. Dün işte video dünyasına Panasonic Lumix G serileri. Bunların çoğu inanın bana şeydir. Micro Four Third'tür. Yani küçük sensördür. Çünkü küçük sensörün avantajı video çekimlerinde ki ilk film çekimlerinin film olarak 8 mm, 16 mm, 35 mm ve 65 mm olarak ortaya çıkmıştır. Yani daha küçük filmler, özellikle 8 mm bir dönemler çok meşhurdu çünkü ev kullanıcısına hitaben ortaya çıkarılmış filmlerdi. Daha ince filmlerdi, büyük rulolar halinde ve projeksiyon makinaları vardı. Hem kayıt yapabiliyordunuz hem de projeksiyon makinalarında e, çektiklerinizi e, kaydet, e, seyredebiliyordunuz. Daha sonra tabii film ölçüleri de değiştikçe, e, VHS'i çıktı, betası çıktı ama bunların hepsi neticede video filmdi. Videoya ne diyorlar biliyor musunuz İngilizce'de? Motion picture. Motion picture ne demek? hareket hareket eden fotoğraf ya da hareket eden resim demek. Yani aslında video dediğiniz şey hareketli resim. Bugün şeyden bahsediyorlar ya işte e, 24 frame, 30 frame, 60 frame per second ya da FPS. Aslında FPS, frame per second saniye başına kare adedidir. Yani bir saniyede 20, eğer 24 fps ise bir saniyede gözünüzün önünden 24 kare geçer ve o hareketi sağlar. Yani o devamlı hareketi sağlar. Dolayısıyla da bu konuyu da halletmiş olduk. Film 35 milimetre standardı ana standarttır ve bugün aldığınız lenslerde o standarda göre crop sensörünüze ya da işte diğer sensörlerinize uyarlanır. Bugün 35 mm full frame'de yakaladığınız görüş alanını yakalayabilmek için 35 mm bölü 1.5 bu da size 24 mm, 23 mm'ye tekabül eder. Siz 23 mm'lik bir crop sensörünüze eğer ki bir lens alırsanız full frame'de 35 mm'lik alana sahip olursunuz. Görüş alanına. Bunu bilerek hareket edip alırsanız çok güzel olur. Şimdi şeyden bahsettik. Micro Four Third'ten genelde video çekenler bir de makro çekim yapanlar tarafından çok tercih edilen bir e, sensör türü. Medium format, en büyük format olduğu için bir kere hem makineleri çok büyüktür hem de maalesef çok pahalıdır. Yani normal ee, o, o, orta sınıf kullanıcı diyeceğim ya da günlük kullanıcıya hiç hitap etmeyen e, fotoğraf makineleridir. Eğer ki siz kocaman bir binayı giydirmek istemiyorsanız, siz zaten o kadar büyük, pikselli, o kadar büyük, çözünürlüklü fotoğraflara ihtiyacınız yok. Bugün eğer normal kağıda basıyorsanız inanın bana 10 megapiksel 12 megapiksel fotoğraflarda gayet başarılı sonuçlar alırsınız. Şimdi crop sensöre gelelim crop sensör birçok avantaj sunuyor. crop mesela Fuji film onlardan bir tanesidir Fuji filmin crop sensörü olması genellikle hibrit kamera noktasında, e sensörü ne fotoğraf için çok küçüktür ne de video için çok küçüktür. Çok büyüktür. Dolayısıyla çok iyi hibrit e, orta, ortamlar yakalarsınız. Crop sensörün avantajı rakam bir kere daha düşüktür. Yani yakalayacağınız kamera e, full frame'lere göre daha ucuzdur. Sen, e, lensleri daha ucuz diyemeyeceğim. Yani onlar çünkü lens kalitesi bambaşka bir kavram. E paranızın karşısına mal alırsınız hiç. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Ee, ama makinaları çok yüksek kalitedir ama rakam olarak full frame'lere oranla çok daha düşük rakamlardır. Şöyle anlatayım ben size. Bugün e, bin 1000 dolar altında da çok kaliteli crop sensör kameralar yakalar, yakalayabilirken 1000 dolar altında full frame makine alamazsınız. Yani bugün full frame'ler ortalama 2000 dolar ve üstüdür. Yani 5000 dolarlara kadar çıkar. E, Medyon formatlar zaten 5 bin dolardan başlar, 10 bin dolara kadar fırlar. Dolayısıyla hiç ondan bahsetmeyelim isterseniz. 35, 35 mm standarda göre düzenlenmiş, ayarlanmış kavramlardır sevgili, sevgili, dostlar. Bu hiç de o kadar zor bir şey olmadığını gördünüz. Şimdi biliyorum gidip fotoğraf makinesi almaya kalkıyorsunuz. Sağdan soldan da işte tavsiyeler alıyorsunuz. Bazen bilen bazen bilmeyen insanlar tarafından. E, e, çoğu zaman da taraflı tavsiyeler alıyorsunuz. Ben Benden bir tavsiye istiyorsanız benim tavsiye edeceğim belli bir kamera markası vardır. Belli bir kamera tipi vardır. Çünkü ben çektiğim fotoğraflarda o bana yetiyordur. Ya da o beni tatmin ediyordur. Ya benim kendi şahsi kullanımımda. Başkasına alırsınız. Herkes biraz da bütçesine göre tavsiyelerde bulunur. Dolayısıyla e gittiğiniz mağazada kafanız baya karışır. Bir fark var. Fuji Film Shop'larda gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar. Yani hem son derece kibarlar... Son derece bilgililer ve sizi dinliyorlar anlamaya çalışıp doğru malı te teslim etmeye çalışıyorlar yani vur kaççı değiller. Ha bu arada bunları anlatırken zannetmeyin ki Fuji Film sponsorluğu altında bu videoyu çekiyorum. Fuji Film bu bu, bu, bu e, videoya kesinlikle sponsor değildir. Bugüne kadar aldığım bütün malzemeleri tamamen kendi cebimden satın almış ama bir şekilde de Buna, bu markaya aşık olmuş bir insanım, Fuji Film Fanboy olarak beni kabul edebilirsiniz. Sevgili dostlar çok fazla uzatmayacağım. Unutmayın ki benim için yorumlarınız çok değerli, çok önemli. Hem kendimi geliştirmek açısından bu videoları sizlere yaparken hem de belki bundan sonraki içeriklerde bana ipucu verebilirsiniz. Neleri tercih edersiniz, neleri tercih etmezsiniz. Yapıcı ve olumlu kritikleri de her zaman dinlerim, dikkate alırım. Beni de geliştirirsiniz. Ve bundan sonra da size daha güzel içerikler, daha güzel videolar sunmaya devam etmeme sağlamış olursunuz. Arkadaşlar ben Erdinç Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.